Gençler, ne yapıyorsunuz burada? Öğlen okundu mu Merviş? Arabayı bulabileceğim demişti değil mi? Arabayı... Dur bakalım, bulacağız bir şekilde. Tamam, şov... bu artık şova girer. Tamam, çalacağını çaldın. Allah'ım, saatinden bile şov malzemesi yapmışlar arkadaş. Evet. Burada bir center. Şey center, ne center'mış? Şey. Şuna bakın. Square'mış, square. Şuna bakın. Bu nasıl ağaç vermiş ya? Değişik değişik işler peşindesiniz ama güzel olmuş. Burada bir atlı amca da. Gördüm gördüm. De çok kayabilir çamur olduğu için. Bak. Brüksel Belediyesi. Buralar hep çamur. Bunlara bir el atalım. Oradaki kralın heykeline kırmızı bir şeyler atmışlar orada herhalde. Protesto ettiler adamın, attılar. Adam ölmüş 1909'da, neyini protesto ediyorsun? Albert. Albert'ın eline geçen şey. Kral tacı var orada. Bu da kralmış herhalde. Aşağıda da var bir tane, ama atı yok onun. O kimmiş, vermiş, ne yazıyor orada? Şuna da bir tane at vereydiniz ya. Yok mu bunun atı? Ne ya? Gideceğiz zaten o tarafa, gel. Gel, karşıdan karşıya geçme zamanımız geldi. Yağmur durdu ya, telefonu dışarıda tutabiliyorum. Ha, Elizabeth'miş. Hangi Elizabeth? Ha? Bakın, bunda da kırmızı bir şeyler var. Doğru yolda mıyız? Doğru yol belki, sadece bir parti. Gördüklerimize inanmaz olmuşuz. Nerede bulmuş, kimle unutmuşuz? Günler geçerken biz nasıl durmuşuz? Bilmem. Seni getirir mi? Tıkılıp kalmışız. Arkaya müzik koyacağımıza biz söylüyoruz işte. Hep böyle yağmur yaşanır mı ya? Evden çıkmam ki ben. Patates koktu bence. Ama insanlar, evet, bir patates kokusu geldi. Yalnız şey... Belli ettik Ayşegül. Ne? Şurası. Patatese gittiğimizi belli ettik. Spoiler verdin. Şaka yaptım. Patatesçi bulursak, buranın Hollanda'nın ve Belçika'nın patatesinin meşhur olduğu soslu patatesleri var ya işte. Onu bulmaya çalışacağız. Söyleyelim madem. Manneken miydi Merviş? Evet. Manneken. Bir tadalım. Tadalım bakalım. Manneke var. Evet, benziyor ona. O değil ama.
Adrese bakayım ben birazcık. Buralarda değil galiba. Adres biraz değişti galiba. Dur. Böyle bir Tokyo bir oldu. Dışarıda yiyorlar. Hoşumuza gitti. Çünkü peynirli olanı artı üzerine. Bu şekilde. Ha, şurada şey de var bu arada. İngilizcesi. Üzerine patates ekleneni. Hardal da sos olarak aldık. Böyle bir yer. Dışarıda insanlar yiyordu, hoşumuza gitti. Biz de tadına bakalım dedik. Ben sadece bunu bilmiyordum. Böyle bir şey. Böyle bir üzerine de hardalını sıkıp, acı hardal değildir inşallah. Şöyle bir yer. Tokebi. Acı mı? Haydi bakalım yola. İçi peynirli. Patatese giderken. Ay nasıl yiyeceğim ben bunu? İçinde de patates var. Önce bir hamura şey yaptı. Aynen. Peyniri hamura. Peyniri böyle bir bütün halindeki peyniri şeye geçirilmiş, çubuğa geçirilmiş peyniri bir hamurladı. Üzerine böyle batırarak işte ne istiyorsan sonrasında. Bir de yarısı sosis yarısı şeyli olan vardı değil mi? Yarısı sosis yarısı peynirli olan vardı. Çok değişikmiş bu. Enteresan. Ben dışarıda peçete kaldı, onu alayım aynı şekilde. Evet, onu alsana alayım. Doğuyana kadar dışarıda çocuklar şey yapıyordu. Yiyordu. Denemek istiyordum. Merak ettik biz de. Ayşegül daha önceden görmüş. Ben görmemiştim. Sen biliyor musun Meryem'i? Hayır. Ayşegül videolardan gördüm ben önce, daha önce yabancılardan diyor. Ne sosis var? Beni uzuyordu. Yiyorlardı gördüm. He. Biz denk gelmemişiz. Şimdi patatesçiye doğru yol alıyoruz. Bir de onu deneyeceğiz. Bunu deneyince onun yorumlarını da yaparız. Çok sıcak şimdi. Yanaşamıyoruz. İçindeki peynire bakın tamam, çabuk. Dikkat et. Yanıyorsun. Yakma kendini. Hala uzuyor. Yanarız. Yanar. Ya şey çok acıymış ya. Hardal değil mi? Hardal. Hardal yerine neydi? Köri bilmem ne seçmemiz lazımdı. Ketçap bence. Sosa da gerek yoktu aslında. Çıtır çıtır yerdik bunu. Şey biraz ileride. Patatesçi. Ona gidiyoruz. Patatesi bunun sosuna banarız ben. Ya da soslu olacak ki. Ona ne sos seçeceğiz bakalım. Devam.